Günaydın. Yatırımcı Rehberi ile karşınızdayız. Haftanın son işlem gününe baktığımızda Borsa İstanbul artıda bir açılış yaptı. Dolar tarafında yatay, sakin bir seyir göze çarpıyor. Diğer taraftan altın fiyatları dikkat çekiyor. Petrol fiyatları dikkat çekiyor. Petrol fiyatlarında yeniden bir yükseliş söz konusu. Ve tabii bugün gözler piyasada Amerika Birleşik Devletleri'nde olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam verileri, işsizlik verileri piyasalar tarafından yakından takip edilecek. İşte oradan gelecek verilere göre de piyasalar yönünü bulacak ki ABD faiz artışı konusunda bir sinyal verecek mi bu veriler? Buna bakılacak. Borsa İstanbul %0.2 artıda güne başladı. 85.962 puanda, 86.000 puanın üzerinde de gördü ancak şu anda 86.000'in hemen altında işlem görüyor. Bankacılık hisseleri endeksinde %0.23'lük bir artış var. Son 3 günde %4'ün üzerinde bir kayıp gördük Borsa İstanbul'da. Dün de hafif ekside bir kapanış yapmıştı. Bugün yatay bir başlangıç yaptı. Dolar tarafında 2.46'nın üzerinde bu hafta bir rekor görmüştük. Bugün 2.44.25 seviyesinden işlem görüyor. 2.44'ün de altına sarktı bir ara. 2.43.60 seviyesine kadar geriledi. Euro ise 2.79'da 2.80'e yakın. Ve faiz nasıl başlıyor? Dün bir ayın zirvesine çıktı. %8'in üzerini görmüştü faiz. Test etmişti. Şu anda %7.91'den başlayacak. Ve emtia fiyatları Brent ham petrolde yine yukarı yönlü bir seyir var. $57.50. Altın onsu ise 1267 dolarda. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını ise 658 lira seviyesinde. Gram altın 99 liranın üzerinde işlem görüyor. A1 Kapital Menkul Değerler Direktörü Belgin Maviş konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar Bey. Şimdi bu hafta doları çok fazla konuştuk. Dolar 2.46'nın da üzerine çıkarak tarihi zirvesini test etti. Evet. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaları, Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar, tüm bunlar dolarda etkili oldu. Bir de bunun yanında küresel piyasalarda da doların değer kazandığını görüyoruz diğer para birimlerine karşı. Doğru. Önümüzdeki hafta nasıl bir seyir görürüz? Bugün ABD tarım dışı istihdam verileri gelecek, ona bakacağız. Dolarda siz hangi aralığı öngörüyorsunuz? Şimdi normalde 2.46 seviyesini test etti. 2.47'yi de zorladı aslında. Onun biraz aşağısını da gördü hareketlerinde. Şu anda da 2.40'lar seviyesinde. 2.40'ın altına doğru geri çekilmeler, 2.38-2.40 bandına doğru geri çekilmeler orta vade için yeni alım fırsatı verecektir dolar açısından. Çünkü son dönemde baktık ki artık diğer para birimleri karşısında da değerlenen bir dolar var. Neden değerleniyor? Avrupa Merkez Bankası parasal genişleme yaptı. Japonya Merkez Bankası sürekli takviyelerle bunu devam ettiriyor. Dolayısıyla bu süreç içerisinde doların değer kazanması kadar doğal bir şey olamaz. Sadece faiz arttırımı değil hiç kuşkusuz burada. Ki yani bunun beklentisi değil. İçeride ise siyasi tansiyondaki her yükselme kamu kurumlarıyla hükümet, yani Merkez Bankası'yla hükümet veya Merkez Bankası'yla Cumhurbaşkanı arasındaki gelişmelerde bu tansiyonu yükselten etkenler. Normal süreci içerisinde işlemiş olsaydı bu faiz indirimi ya da Merkez Bankası'nın hamleleri belki doların hani yine bu seviyelere gelecekti ama bu denli hızlı, bu denli çarpıcı bir şekilde olmayacaktı. Peki özellikle hem hükümet tarafından hem de Cumhurbaşkanı tarafından yapılan Merkez Bankası'na yönelik eleştiriler olmasaydı Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı geçtiğimiz hafta Salı günü enflasyon raporunu açıkladığı toplantıda enflasyona bakarız, eğer enflasyonda bir puanın üzerinde bir düşüş olursa olağanüstü toplantı, ara toplantı yaparız açıklamasını yapar mıydı? Yani bu açıklama daha doğrusu yanlış bir açıklama mıydı? Zamanlaması hayır, doğru değil miydi? Hayır. Aslında Sayın Başçı biraz çok enteresan bir oyun oynadı. Yani oyun diyorum, Rus ruleti de diyebiliriz. Strateji izledi. Strateji izledi ve piyasalardan bunu anlamasını bekledi. Yani benim sözlü bir müdahalem bile bakın ne boyutlara getirebilir mesajını hem hükümete hem de piyasa oyuncularına göstermek istedi. Fakat daha öncesinde piyasa bazı şeyleri unutmuyor.
o 1 dolar 1.92 olur söylemini de hatırlattı. Bu biraz acımasız bir eleştiriydi ve bununla bağlı, o zaman da tutmadı. Şimdi de işte hükümet bastırıyor, Cumhurbaşkanı bu konuda bastırıyor. Merkez işte bağımsızlığını yitiriyor ve faiz indirimi gerçekleşecek şeysi oldu. Ama beklenen olmadı. Çünkü zaten para dolar değer kazanıyordu ve bu hamle onun hızını, startını başlatmış oldu. Ve normal piyasa koşulları içerisinde neler olabileceğini göstermiş oldu. Evet, burada zedelendi, burada yıprandı Sayın Başçı. Ama bunun şu ana kadarki duruşunun da nedenli doğru olduğunu gösterdi. Yani dünya çünkü sonuçta bir şey süreçten geçiyor ve bu küresel krizin en ağır yaşandığı süreç kur savaşları. Dolayısıyla böyle bir süreç içerisinde benim faize ve müdahale etmem nelere sebep olacaktır diye. Şimdi şunu da söyleyebilirler. İşte Danimarka Merkez Bankası faiz indirdi. Diğer birçok merkez bankaları faiz indiriyor. 3 hafta içinde evet, 4 kez faiz indirdi. Eksi %0.75'e indirdi Danimarka. Şimdi o ekonomilerle bizim ekonomimizi kıyaslayamayız ki. İşte evet, yani aynı sepette miyiz biz? Aynı sepette değiliz. Bir kere bunun farkında olalım, bunu idrak edelim. Onlar gelişmiş olan ülkeler, gelişmiş olan ekonomiler. Bizim cari açık gibi bir kamburumuz var. Enflasyon gibi kronik bir hastalığımız var. Ve kırılgan bir beşliğin içerisinde yer alıyoruz. Ve bugüne kadar da sıcak para akışıyla geldik. Yani eğri oturup doğru konuşmak gerekirse. Ekonomik anlamda büyüyebildik mi? Hayır. İstenilen büyümeyi yakalayamadık. Sadece sıcak para girişinin getirmiş olduğu, sadece petrol fiyatlarının düşmesinin ve doların uzun süre yatay ve düşük seyirde kalmasının pozitif etkilerinden yararlandık. Yararlanabildik mi o tartışılır ama durum oydu. Ama şimdi bugüne baktığımızda bir yandan Merkez Bankası'nın rezervleri artarken bir yandan da yabancının dolar alımını yaptığını ve pozisyonlarını kapattığını da görüyoruz piyasalar açısından. Yani belki yeni pozisyonlar açılacak ama zaten Şubat ayı kritik bir ay Serdar Bey. Neden kritik? 2014'ün performanslarını görmek ister yatırımcı ve bu ayın sonuna kadar satışlarını gerçekleştirir ve kar zarar durumuna bakar. Tüm bunların hepsinin bir araya geldiği bir süreç yaşandığı için merkezin böyle bir dönem içerisinde faiz indirmeyip pas geçmesini ben olumlu bakıyorum. 24 Şubat'ta ne yapacak peki Merkez Bankası? Faiz indirimine gidecek mi? Giderse doların seyri ve petrolün seyri bunu belirleyici unsur olacaktır. Yani merkez zaten enflasyon datasına atıfta bulunurken enflasyonun yüksek geleceğini bilmiyor muydu? Bence biliyordu, onun elindeki data seti daha fazla bizden. Ve dolayısıyla o bir kaçış, bir kapıydı Sayın Bahçı için. Ve dolayısıyla muhtemeldir ki soğuk hava koşullarının getirmiş olduğu etkiler yine fiyatlara yansıyacak. Fiyatlarda düşüş vesaire bekleniyor ama herkesin de ağzında beklediği bir, kadar olmayacak mı? 100 bas puanlık bir merkez faiz indirecektir söylemi var. Ama bu 100 bas puanlık bir faiz indirimin hiçbir şeye faydası olmayacaktır. Ha, nerede yapabilir suya sabuna dokunmayacağı bir faiz indirimi? Politika faizinde belki oynayabilir ama faiz üst bandında bir hamle yapabilmesi zor bir ihtimal. Peki Borsa İstanbul'da dediğim gibi son 3 günde %4'ün üzerinde bir kayıp gördük. Bu satış baskısı devam eder mi? Bu şu anda artı da %0.53 arttı ancak gün içinde tabii değişken. Evet. Beklentiniz ne yönde Borsa İstanbul için? Geri çekilmeler olacaktır. Çünkü 86.000 seviyesi 86.300 kritik bir noktaydı. Ve dün endeks bunun aşağısına geldi. 86.000'in test etti, bunun üzerine doğru ataklar gerçekleştirdi ama bu çok kalıcı olmadı. Nedeni de petrol fiyatlarının 57 dolara kadar çıkışıydı. Dolar geri çekildi, 2.40 seviyesine doğru geri çekildi ama petroldeki yükseliş devam etti. Nerede başladı petroldeki yükseliş? Ben zaten o 20-30 dolar fantezi fiyatlara inanmıyordum açıkçası. Çünkü her şeyin sonuçta bir maliyeti 45 var. 45 dolara kadar bir geri çekilmişti. 45 dolarlık bir seviye zaten beklentim dahilindeydi. Ve buradan da bir tepki geleceğini düşünüyordum. Nitekim Amerika'daki petrol işçilerinin greviyle başlayan süreç ve petroldeki opsiyonların kapatılması, yeni pozisyonlar açılması için strateji belirlenmesi sürecinde bunların gerçekleşmesiyle birlikte çok ucuz. Gelmez mi tekrar 45 doların? Gelebilir altına. Ama bu şu an için zor bir ihtimal. Yani 45 dolarlar bence petrolde taban seviyeler gibi gözüküyor. Borsa İstanbul için geri çekilme nereye kadar devam eder? Eğer şimdi kritik noktalar 85.700'lerle kapanmıştı. Şu anda ki seviyeler nedir? 86.191. 86.000. 86.000 üzerinde bir kapanış gerçekleştirirse yine yukarı doğru ataklar yapmaya çalışacaktır. Bu iki söylemiş olduğum rehber aşağı doğru hareket ederse.
Bugün için kritik bir gün. Günün ikinci yarısında tarım dışı istihdam rakamı gelecek. Bu da bir yön göstericimiz olacak. Fakat buradaki rakam 235 bin bekleniyor ama asıl önemli olan Serdar Bey o saatlik kazançlar. Fed'in son dönemde bakmış olduğu en önemli unsur bu. Şimdi 235 bin gelebilir. Güzel bir önceki rakamda yukarı yönlü bir revize de gerçekleşebilir. Ama saatlik kazançlarda aşağı yönlü bir hareket olacak olursa bu Amerika için kötü, bizim için sevindirici olabilir. Ama tam tersi, o da bunu desteklerse, 235 bin üzerindeki şeyi pozitif yönde desteklerse, bu yeniden doların değer kazanımıyla karşı karşıya bırakabilir bizi. Şimdi tabii bugünlerde hareketli olan bir enstrüman da altın. Evet. Gram altın yeniden 100 liraya dayandı. Doğru. Hatta şu anda kuyumcularda 100 liranın üzerinde satış yapılıyor. Altın yatırımcısına ne dersiniz? Hı-hı. Altın yükselmeye devam edecek mi? Ons'ta çok fazla bir hareketlilik yok ama dolardaki hareketlilik gram altın tabii yakından ilgilendiriyor, yükseltiyor. Evet. Sizin öngörünüz nedir altınla ilgili? 2015 altının yılı olacak. Yani biraz tasarruf ya da güvenli limandan ziyade bir yatırım aracı olarak da artık yatırımcı bunu keşfetti. Dolar ons cinsinden aşağı yönlü hareket etse de TL gram cinsinden yukarı yönlü hareket eden bir dolarla karşı altında karşı karşıyayız. Dolayısıyla geri çekilmeler altında alım fırsatı yaratacaktır. Yani gram altın 100 lira sınırı ve onun üzerine çıkmıştı. 100 liranın altında sert gerileme olursa, yani 89-90 TL ve 92 aralığına doğru böyle geri çekilmeler olursa, bunlar orta vade için yeni alım fırsatları yaratacaktır. Şu an için pahalı ama düşükten almış olan yatırımcılar için, yani 85-90 bandındaki bir maliyeti gram altın için söylüyorum, hı-hı, olan yatırımcı için yüzlü seviyeler bir ara realizasyon için uygundur. Ama orta vade için baktığımızda altında yukarı yönlü hareketleri göreceğiz. Peki şimdi tekrar faize baktığımızda faizde de bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Evet. %8'in üzerine gördü. Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle veya yapabileceği bir faiz indirimiyle piyasadaki faiz aynı orantıda hareket ediyor mu? Veya şunu sormak istiyorum. Özellikle kredi kullanacaklar için faizler de düşer mi? Şimdi burada faiz düşmeli söyleminin arkasında ne var, ona bakmak gerekiyor. Neden faiz düşmesini istiyor hükümet? Büyümeyi desteklemek için. Büyümeyi desteklemek için. Yani bu faiz indirdiği zaman 150 bas puan buradaki para sanayiye ve üretime mi gidecek? Hayır. Gayrimenkul sektörünü mü desteklemek istiyor? Gayrimenkul sektörünü çok daha hızlı bir şekilde hareket eder. Bankalar hemen kredi musluklarını açabilecekler mi? Bunları düşünmek gerekiyor. Ama faizlerde şu anda yaşanan bir anomali durumu var mı? Evet, var. Özellikle o 10 yıllıklar ve 2 yıllıklar zaman zaman birbirleriyle yarışıyorlar. Şimdi politika faizine bakıyorsunuz. Politika zaten piyasa koşulları içerisinde faizler düşüş eğilimindeydi. Bu siyasi tansiyon yükselmeseydi. Şimdi bakıyorsunuz tekrardan yukarı yönlü hamleler gerçekleştiriyor. Dolayısıyla ben faizde yukarı yönlü hareketlerin her siyasi tansiyonda dolarla birlikte aynı şekilde yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyorum. Dikkatli olmak gerekiyor. Yani oradaki o anomalik duruma dikkat etmek gerekiyor. Göstergelerin olsun yatırımcı, neye dikkat etsinler? 2 yıllıklar, 10 yıllıklara doğru böyle yaklaşıyorsa ve onu geçiyorsa orada piyasada bir sıkıntı söz konusudur. Kısa bir şey soracağım. Kısa vadede parasını nasıl değerlendirmeye yatırımcı? Kısa vadede nasıl değerlendirmeye? Zor bir yani soru. Yani şimdi dolar yüksek diyoruz, altın yüksek diyoruz. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, parası yani 100 liramız varsa bunun 40-45 lirası, 40 lirasını diyelim düz yapalım, dolarda pozisyonunu açması zaman zaman bunu %57'ye yaklaştırabilir. Ama bunu orta vade için en az bir yıl bu bekleyecek şekilde %20-25'lik kısmıyla da sert düşüşlerde Borsa İstanbul'da hisse senedi olarak değerlendirebilir. Çünkü bilanço dönemindeyiz, bunu bir kez daha hatırladım. Ve seçimlere gireceğimiz bir süreç içerisinde İlerleyen günlerde, bu bir geçiş dönemidir. İlerleyen günlerde Borsa İstanbul'da yeniden yukarı yönlü ataklar görebiliriz. Yani yeni pozisyonların alınması, endeksin geri gelmesini fırsat verip, yani 85 binli seviyelerde durduğunu varsayalım. 90 bini görmüştük. Evet. Demek ki 5000-6000 puanla burada da kazanabilir. Geri kalanında altında pozisyonlarını korusunlar. Çok teşekkürler yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Konuğumuz Belgin Maviş'ti. Borsa İstanbul %0.56 artıda işlem görüyor. Dolar tarafında 2.44 seviyesinden işlemler geçiyor. Altın tarafında da içeride gram altında dolar kaynaklı bir yükseliş var. 100 lira sınırında işlemler geçiyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Yayınımız Haber Masası'yla devam edecek saat başında.